Arabadan iner misiniz? Hakkınızda ihbar var. Arama yapacağız. Şöyle geç. Silahı buldum. Gel bakalım. Geç öyle. Neden getirdiniz? Sakin ol abi. Biz polis falan değiliz. Birazdan her şeyi öğreneceksin. Buyur böyle geçelim. Şöyle oturun, rahatınıza bakın. Hoş geldin Bilal. Ya beni buraya niye getirdiniz? Siz kimsiniz? Birazdan her şeyi öğreneceksin. Seni bu şekilde ağırlamak istemezdim. Ama ne yazık ki şartlar bunu gerektirdi. Şunu bil ki biz senin yanındayız. Zeynep Hanım. Misafiriniz geldi efendim. Tamam. Bütün sorularının cevabını birazdan alacaksın. Şimdi izninle. Hoş geldiniz Galip Bey. Hoş bulduk. Bilal'i getirdiler mi? İçeride. Yalnız sizden bir ricam olacak. Feyza'nın annesi olduğumu bilmesini istemiyorum. Nasıl isterseniz. Buyurun. Galip Bey. Seni sürekli şaşırtıyorum değil mi? Siz... Bu adamların polis olmadığını anladın herhalde. Ama onlar olmasaydı başım felaket dertte olacaktı. İşlemediğim bir cinayet yüzünden hem de. Ya hiçbir şey anlamıyorum. Torpidomda bir silah buluyorum ve sonra... Sana bir komplo kuruldu Bilal. Belli ki birileri Kerim cinayetini senin üstüne yıkmaya çalışıyor. Neyse ki emniyetten aldığım bilgiler sayesinde bu komployu şimdilik önlemeyi başardık. Kerim'i vuran silah mıydı o? Evet. Birileri o silahın arabamda olduğunu emniyete ihbar etmiş. Ama biz önce davrandık. Peki siz kimsiniz? Hanımefendi, benim hiçbir zaman hatırını kıramayacağım bir dostumdur. Bize güvenmelisin Bilal. Kendin ve Feyza'nın iyiliği için. Siz Feyza'yı nereden tanıyorsunuz? Feyza... Yıllar önce kaybettiğim, çok sevdiğim bir arkadaşımın kızıdır. Senin başına bir iş gelirse çok üzüleceğini biliyorum. Feyza'yı kimsenin üzmesine izin vermem. Lütfen otur. Lütfen. Buyurun. Feyza,
Sen dursaydın kızım, Rezzan bir koşu gider gelirdi markete. Olmaz, benim de bir şeyler yapmam lazım. Hemen gidersen mutfakta daha az şey kırılır. Hmm, canın sağ olsun güzel kızım. Hemen gidip gelirim ben. Peki. Beyza! Beyza dur! Dur lütfen. Beyza, sizin evde olanlardan haberim var. Lütfen izin ver açıklayayım. Bazı şeyleri yanlış anlamışsın. Çok yanlış hem de. Haklısınız, bazı şeyleri çok yanlış anladım. Mesela Ava'da gerçekten bir iş yemeği var sanmıştım. Beni Londra'ya iyiliğim için gönderdiğinizi bile düşünmüştüm, biliyor musunuz? Evet, elbette öyle zaten. Hayatta en çok inandığım, en sevdiğim insan uyardığı halde size güvenmekle hayatımın hatasını yaptım ben. Feyza, lütfen dinler misin? Bilal'i hapisten çıkarmanız bile bir oyundu, öyle değil mi? Ona olan aşkımı bile pis oyunlarınızı alet ettiniz siz. Feyza, bak yanılıyorsun. Ben... Sen nasıl bir insansın ya? Başkalarının duygularına hiç mi saygın yok senin? Feyza, sen benim için çok önemlisin. Tahmin edemeyeceğin kadar çok. Ben sana hiçbir zaman zarar vermek istemedim. Ben ne yaptıysam sana olan sevgimden yaptım. Hiç kimse seni benim kadar sevemez. Hiç kimse. Yeter, kes saçmalamayı. Bence arabana o silahı kim koydurduysa emniyeti ihbar eden de odur. Şüphelendiğin biri var mı? Bilmiyorum. Bence cinayeti senin üstüne yıkmak isteyen her kimse Kerim'i de o öldürdü. Ama bunu kim yapabilir ki? Bilal, bence ortalık sakinleşinceye kadar burada kalmalısın. Bence de. Size zahmet vermek istemem. Ne demek? Feyza'nın kıymetli mi olduğunu söylemiştim sana. Ve tabii onun kıymet verdikleri de. Evet. Ne? Karakola mı gelmiş? İsmi ne dedin? Anladım. Tamam. Emre diye biri karakola ihbarda bulunmuş. Emre mi? Kerim'in senin öldürdüğünü gördüğünü iddia ediyormuş. Adi herif. Tanıyor musun? Ya daha önce de bu yalanları söylemişti ama bu kadar ileri gideceğini sanmıyordum. Belki daha da ileri gitmiş olabilir. Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızım. Hacer. Ne oldu Saadet teyze? Daha ne olsun kızım? Saçma sapan hayallerini ortak ettin bende. Bunu Bilal filan yazmamış. Ne oluyor anne? Ah kızıma. Az daha bu Hacer yüzünden rezil olacaktım. Beni de inandırdı o mektubu Bilal'in yazdığına. Ben inandığımı söyledim sadece. Ya kim yazdıysa yazmış, size ne? Kapata şu konuyu demedim mi ben size? Ama Şükran, benim bir suçum yok ki. Saadet teyze sordu, ben de gördüğümü söyledim. Hacer. Neyi görmüşsün sen? Bilal'e mektup yazarken mi görmüşsün, Allah Allah? Bu sabah Feyza ile Bilal'i birlikte gördüm. Keyiflerine de diyecek yoktu üstelik. Feyza dönmüş mü? Sadece dönmekle kalmamış, Bilal'lerin evine bile yerleşmiş. Nasıl? Yani Feyza Bilal'lerde mi kalıyor şimdi? Mahallede herkes konuşmaya başlamış bile. İyi de mektubu Bilal'in yazmadığını göstermez ki bu. Belki de Feyza ile ayrıldıklarında yazdı ama Feyza... Hacer! Peşin... Yeter. Kalbini kırmak istemiyorum. Doğru diyor. Yeter Hacer. Uydurma hikayelerinde daha fazla kafamızı karıştırma. İşine bak sen. Bak müşteri geldi, hadi. Thank you.
Feyza neden kendi evinde kalmayacak? Ne alırsınız? Neden olacak? Bilal'in aklını iyice çelmek için. Buna ihtiyacım var anne. Bilal ondan başkasını düşünmüyor ki zaten. Ama ne bileyim. Kim bilir aklından neler geçiyordur. Vallahi o kız insanı suya götürüp susuz getirir kızım. A buraya gelirken de gördüm. Yine Selim mi ne? Hararetli hararetli bir şeyler konuşuyorlardı. O adam Feyza'nın patronu anne. Tabii ki konuşacaklar. Hallerini görseydin öyle konuşmazdın. Adam Feyza'nın karşısında iki büklüm oldu sanki. Ay Feyza da buna bir bağırdı çağırdı. Aralarında bir münasebet olmasa insan patronuna böyle bağırabilir mi hiç? Bunlar patron çalışan ilişkisini çoktan aşmışlar kızım, çoktan. Anneciğim artık bu imalarına bir son ver. Vallahi ben Bilal'e acıyorum kızım. Yazık çocuğa. Feyza ile barıştı ama bu kız Bilal'e mutsuzluktan başka bir şey getirmeyecek, göreceksin. Ses çıkarma, bizimle geliyorsun. Anlat bakalım. Bu ihbarı neden yaptın? Asıl siz. Siz beni ne hakla kaçırabilirsiniz ha? Ne hakla? Uzatma lan. Sorulana cevap ver. Bırak beni. Cevap ver, cevap. Bak buradan sağlam çıkmak istiyorsan sorularıma doğru cevaplar vereceksin. Anlaştık mı? Bilal'i niye ihbar ettin? Çünkü Kerim'i öldürdüğünü gördüm. Peki bugüne kadar niye bekledin? Beni ölümle tehdit etti. Korkmuştum. Ama sonra birden bir cesaret geldi. Sonra da karakola gittin, öyle mi? Bana yaptıkları geldi aklıma sonra. O adam beni nişanlımdan ayırmıştı. Annemin ölümüne sebep olmuştu. Cezasını çeksin, adalet yerini bulsun istedim. Bir katilin sokaklarda elini kolunu sallayarak gezmesine izin veremezdim. Aşağılık herif. O silahı arabaya sen koydurdun değil mi? Ne silahı ya? Ne alakası var? Ben sadece gördüğümü söyledim, tamam mı? Bu adam Kerim'i vurdu dedim. İşte o kadar. Bak hala yalan söylüyor ya. Dur Bilal dur. Durumu iyice bir netleştirelim. Yani sen şimdi cinayet silahıyla ilgili bir ifade vermedim diyorsun, öyle mi? Benim ifadem ortada. Gidin sorun isterseniz. Ben silah falan ihbar etmedim. Açmıyor gene. Bu da çok uzattı ama. Sanki ailesi değil düşmanıyız. Ne yapsaydı kız? Onu Selim'e biçtiğinizi öğrenip teşekkür mü etseydi? Gülay, duyan da seni sütten çıkmış ak kaşık zannedecek. Ben Feyza'nın kararlarına ve aşkına her zaman saygı duydum. Ateşe yürüdüğünü bile bile. Yeter. Biz onun için en doğru olanı istedik Gülay. Feyza neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilecek yaşta abi. Belli. Onun için gitti Bilal'in evinde kalıyor değil mi? Hayatını mahvettiğine mi yanalım? Mahalleliye rezil olduğumuz zaman. Mahalleli ne zamandan beri umurunda oldu? Hem kafana sok şunu. Feyza herhangi bir evde değil. Evleneceği adamın evinde. Bak sen. Evleneceği adamın evi ha? Bir karar versen fena olmayacak. Selim Bey'in yanında mısın? Bilal'in mi? Emel. Çok ileri gidiyorsun. Sözlerine dikkat et.
Etmezsem ne olacak? Yeter dedim artık. Kesin şu tartışmayı. Ne yapayım Gülay? Koskoca kızı kulağından tutup getirecek halim yok ya. Bakın, biz Feyza'yı çok kötü incittik. Bütün güvenini kaybettik kızım. Bence hepimiz ona özür borçluyuz. Sizi bilmem ama ben böyle eli kolu bağlı beklemeyeceğim. Abim gelecek ya heyecandan. Hay Allah, sakarlım tuttu yine. Ne oldu? Ne kırıldı? Önemli değil anne. Feyza abla, elin kesilecek. Bırak Allah aşkına. Dalganım yüzünden özür dilerim. Canın sağ olsun yavrum. Ne kıymeti var. Ben şunları atayım, sonra çekerim makineyi. Nazar çıktı, nazar. Nazar, kem göz. Ne varsa uzak dursun aman. Ne yalan söyleyeyim. Bu kızcağız yakınımızdayken her an bir şey olacakmış gibi geliyor. Yüreğim hep ağzımda. Anne. Anladım. Tamam, sağ ol. Doğru söylüyormuş. İfadesinde böyle bir ihbarda bulunmamış. Demiştim size. O zaman silah ihbarını kim yaptı? Bunun olmadığı kesin. Öyleyse çözün beni de gideyim. Boşuna tutuyorsunuz beni burada. Dur hele dur. Senin işimiz daha bitmedi. Yürü bakalım. Nereye? Karakola gidiyoruz. O yalan ifadeni geri alacaksın. Bunu yapacağımı mı sanıyorsunuz? Kalk, yürü. Bırakın beni. Bırakın beni. Geç kaldım galiba. Evet, öyle. Ya biraz börek falan alayım dedim ama. Neyse, yarın alırım artık. Hacer, sen iyi misin? Yoksa adam gelip seni yine rahatsız mı etti? Onunla alakası yok. Sorun senin arkadaşın. Kim? Bilal. Bilal abi mi? Ne abi ama. Bir yandan Feyza ile geziyor, bir yandan Şükran'ı idare etmeye çalışıyor. Duygularıyla oynuyor benim kardeşim. Bilal abi yapmaz öyle bir şey. Öyle mi dersin? Bak da kendi gözlerinle gör o zaman. Belki ikna olursun. Utanmadan neler yazmış Şükran'a. Baksana. Oh ya, ne güzel hayat. Feyza ile gezeyim, Şükran da otursun kenarda beni beklesin. Ayıp ama. Sandığın gibi değildir. Aman sen de hemen onu savunma Allah aşkına. Zaten Saadet teyzeden bir ton laf işittim onun yüzünden. Ama dur. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bu mektubu Feyza ile ikisinin yüzüne fırlatacağım. Bakalım o zaman ne yapacak çifte kumrular. Sakın öyle bir şey yapma Hacer. Niye yapmayacakmışım? Çünkü o mektubu ben yazdım. Getir, getir. Abim nerede kaldı? Bugün eve koşa koşa gelir diye tahmin etmiştim ama. Ya, tam da gecikecek günü buldu. Bilal arıyor. Bilal, biz de yemek için seni bekliyorduk. Benim önemli bir işim çıktı Feyza, sonra anlatırım. Bu gece beni beklemeyin, olur mu? Nasıl yani, bu gece hiç mi gelemeyeceksin? Ya, merak edecek bir şey yok. Annemle Rezan'a da söyle telaşlanmasınlar. Ya, lütfen bizimkileri idare et Feyza. Peki sen problem yok diyorsan sana da iyi geceler. Ne diyor? Bu akşam gelemiyor. Hayırdır inşallah. Önemli bir işi çıkmış. Merak edecek bir şey yok dedi.
Ya beni yalancı şahitlikten alıkoyarlarsa? Sen doğruyu söyle yeter. Gerisini ben hallederim. Oo, hoş geldiniz Galip Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim Tahir komiserim. Sen nasılsın? İdare ediyoruz işte. Bu arkadaş tanıdık mı? Kendisi bugün bir ifade vermiş. Ekibinizi yanlış yönlendiren bir ifade. Ya. Bir cinayetin görgü tanığı olduğunu söylemiş. Ama öyle bir şey yok tabii. Yalancı şahitlik yani. Bunun çok büyük bir suç olduğunu biliyorsun değil mi? Efendim ben... Bana gelip büyük bir hata yaptığını ve pişman olduğunu söyledi. İzninizle ifademi düzeltmek istiyorum efendim. Keser teyze hiç dokunmadın yemeğine. Ne yapayım kızım? Aklım Bilal'de. İçime bir sıkıntı düştü yine. Eve dönmeden rahat edemem. Ha? Abim geldi. İyi akşamlar. Bilal Ocak burada mı? Yok, oğlum evde yok. Neden sordunuz? İfadesini almak için karakola götüreceğiz. Ne oldu ki? Size bir açıklama yapamayız. Allah, bir oh diyemeyecek miyiz biz? Bir rahat nefes alamayacak mıyız artık? Hiçbir şey yemediniz. İştahım yok. Bugün yaşadıklarım o kadar tuhaf ki düşündükçe geriliyorum. Haklısın. Evde olmamam da kötü oldu tabii. Hep birlikte yemek yiyecektik. Sen gitmeyince üzülmüşlerdir tabii. Feyza'yı evimize getirdim ama yanında yokum. Bana en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda onu yalnız bıraktım. Ne olursa olsun eve gitmeliyim. Böyle olmayacak. Lütfen otur. Ya polis yakalayıp seni götürseydi Feyza daha fazla üzülmez miydi? Sakin ol lütfen. Şimdi hatırladım. Halletmem gereken bir işim vardı. Kusura bakma. Birazdan burada olurum. Tamam. Yok. Telefon hala kapalı. Bize söylemedi ama belki biliyordur polisin onu aradığını. Allah, sen büyüksün. Yardım et ya Rabbim. Efendim? Feyza'cığım seni görmem lazım. Dışarı çıkabilir misin? Şimdi mi? Evet, köşede bekliyorum. Önemli bir şey konuşacaktım. Acele edersen sevinirim canım. Peki tamam, geliyorum. Nereye gidiyorsun kızım? Bir tanıdığım çağırıyor da dışarıda bekliyormuş. Ben hemen gelirim. Feyza hoş geldin. Merhaba. Merhaba canım. Bin hadi. Nereye gidiyoruz? Çok sevineceğim bir yere. Hadi bin. Nasıl geldin buraya? Bu gece ayrı kalmanıza gönlüm el vermedi. Ama siz birbirinizi nereden tanıyorsunuz? Gel canım, otur şöyle. Sana her şeyi anlatacağız. Ya niye inanmıyorsunuz? O mektubu Necati yazmış. Saçmalama Hacer. Necati yapmaz öyle şey. Hah yani. Bilal bitti. Şimdi sıra Necati'ye geldi. Kendisi söyledi diyorum.
Nasıl yani? Sana kendi ağzıyla mektubu ben mi yazdım dedi. Evet, aynen böyle söyledi. Allah Allah. Yani öyle durup dururken gelip bir anda söyledi, öyle mi? Hayır, itiraf etmek zorunda kaldı. Nasıl? Mektubu koydum önüne. Ha. Bak dedim, bunu Bilal yazdı dedim. Bir yandan Feyza ile geziyor, bir yandan da kardeşimi oyalıyor dedim. Ne? Ne dedin, ne dedin? Ya sonra mektubu gidip Bilal ile Feyza'nın yüzüne atacağım deyince her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı. İşte şimdi anlaşıldı. Sen resmen çocuğu yalan söylemeye zorlamışsın. Nasıl yani? Sen böyle söylersen o da bunu yapar tabii. Bilal onun en yakın arkadaşı. Mektubun üzerine kalmasına engel olmak istemiş. Sırf Feyza ile Bilal'in araları bozulmasın diye kendisini yazdığını söylemiş Besbelli. Yeni bir kitap daha yazdın değil mi? Çocuk kitabı. Aslında kitap değil ama ben başka bir şey yazdım Şükran. Ya. Şiir falan mı? Hayır. Yani şey, aslında ben... Kim bu kız? Tanıdığın biri mi? O sadece bir hayal. Belli mi olur? Bakarsın hayalindeki kız bir gün dükkanın kapısından içeri girivermiş. Ne yapardın o zaman? Hiç. Öylece tutulur kalırdım. Sen emin misin kız? Elbette. Niye inanmıyorsunuz? İtiraf etti diyorum size. Anne. Necati'nin böyle bir şey yapabileceğini düşünebiliyor musun? Yok, düşünemem tabii. Kızmayın ama bence öyle değil. Ya halini bir görecektin Şükran. Hiç de öyle yalan söylüyormuş gibi değildi. Hacer bir dakika. Boş ver sen şimdi onu da. O mektubun sende ne işi var? Ayıp değil mi? Sen bu hakkı kendinde nasıl buluyorsun? Bir de utanmadan önüne çıkana soruyorsun. Beni utandırmak hoşuna mı gidiyor? O nasıl söz Şükran? Niye hoşuma gitsin? O zaman bana gelen mektubun sende ne işi var? Söyler misin? Saadet teyze pastaneye geldiğinde vermişti. Size inanmıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Aferin sana. Sıkıştın mı? Hemen Saadet teyze pastanede vermişti de. Ağzında bakla ıslanmıyor be. Hay Allah'ım ya. Bir çarpacağım şimdi. Sağ olsun Galip Bey'le birlikte yardımcı oldular. Yoksa yine aynı şeyleri yaşayacaktık. Ben cezaevine girecektim ve... Böyle şeyler söyleme. Dayanamıyorum. Zaten polis eve geldiğinde yüreğim ağzıma geldi. İyi ki evde yoktun. Hanımefendi sağ olsun o ısrar etti burada kalmamda. Yoksa bana kalsa gelecektim eve. İyi ki tanıdım sizi. Belki annem yanımda değil ama... Allah beni ve sevdiklerimi korumak için... Annemin dostunu gönderdi. Size ne kadar teşekkür etsem az. Teşekkür edecek bir şey yok. Sen benim için çok değerlisin. Birer kahve içeriz değil mi? Tamam, olur. Hemen geliyorum. Bilen çok korkuyorum. Ne zaman bitecek bütün bunlar? Ne zaman rahat edeceğiz? Az kaldı canım. Kerim'in katili yakında yakalanacak. Hiç merak etme. Evden çıkarken hemen gelirim demiştim. Arayayım bari merak etmesinler. Hı. Buraya gelmekle doğru mu yapıyoruz Gülay? Başka ne yapabiliriz abi? Haklısın. Necmettin Bey. İyi akşamlar Kevser Hanım. Buyurun içeri geçin. Yok, biz Feyza'yı görmek istemiştik.
Feyza burada değil. Ya. Bakın, Feyza'nın burada kaldığını biliyoruz. İzin verirseniz kızımı görmek istiyorum. Lütfen. Ama Feyza az önce çıktı. Nereye? Söylemedi ki. Bir kadınla birlikte gitti ama. Hangi kadınla? Bilmiyorum. Feyza aradı az önce telefonla. Gece 10'da kalacakmış. Kimmiş? Neyin nesiymiş bu kadın? Vallahi bilmiyorum. Buraya kadar geldi, aldı götürdü kızı. Buna nasıl izin verirsiniz Kevser Hanım? Yani tanımadığı biriyle... Sakin ol abi. Bir arkadaşı falandır belki. Hadi eve gidelim. Sizi de rahatsız ettik. Kusura bakmayın. Necmettin Bey, ben de en az sizin kadar endişeliyim. Hem oğlum hem de Feyza için. İyi geceler. Size de. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.